Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere tavuk derisi görünümü, çilek bacak yani keratosis pilaris'ten nasıl kurtulabiliriz, görünümünü nasıl azaltabiliriz tüm detaylarıyla anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım ve çekmeyi planladığım video dizilerinden bir tanesiydi. Uzman görüşlerini aldıktan sonra, detaylı araştırma da yaptıktan sonra umuyorum videom sizler için rehber niteliğinde olur. Ben tamamen kendi kişisel deneyimlerimi anlatıyorum. Dermatolog değilim, bu konunun uzmanı değilim. Araştırmalarımı, okuduğum bilimsel veriler, makaleler doğrultusunda oluşturduğum bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Video kesinlikle sponsorlu bir video değildir. Keratosis pilaris, yani bizim tavuk derisi, çilek bacak görünümü dediğimiz o durum, ciltte fazla keratinin birikmesi sonucunda oluşuyor. Ve bu keratin kıl köklerini ölü derilerle birlikte birleşip tıkıyor. Dolayısıyla bizim o istemediğimiz kırmızı, pütürlü ya da siyah siyah pütürlü, pürüzsüz olmayan bir durum ortaya çıkıyor. Çok araştırdım. Bir sürü dermatologla da görüştüm. Bu durumdan muzdarip olanların yorumlarını da fazlasıyla hem ülkemizdeki hem de yabancı kaynaklardaki yorumları da okudum. Maalesef tam bir tedavisi olmamakla birlikte görünümünü azaltan bazı yöntemler, kullanılan bazı içerikler var ve yapılmaması gereken bazı durumlarla kontrol altına alınabiliyor. Onları sizler için anlatmak istedim. Çok fazla bilgi kirliliği vardı. En doğruyu sizin için toparlamaya çalıştım burada. Özellikle bacaklarda, bel bölgesinde, kollarda çok yaygın görünüyor ve yanaklarda da olabiliyor bu durum. Öncelikle dermatoloğa gitmenizde, yani bu işin uzmanına gitmenizde yarar var. Sadece genetik sebeplerden dolayı değil, yani kalıtsal olarak değil. Eğer gluten intoleransınız varsa, çok fazla şeker tüketiyorsanız, A vitamini eksikliğiniz varsa, bunlardan kaynaklı da sonradan da çıkabiliyor ya da bunları çözdükten sonra tamamen kurtulabiliyorsunuz. Neden kaynaklı olduğunu tespit etmek için tabii ki uzmanına danışmanızda yarar var. Özellikle çok kuru atopik cildiniz varsa sizlerde daha fazla görülebiliyor ve kış aylarında çok fazla kendini göstermeye başlıyor. Ben bununla ilgili bir sürü video izledim. Bazılarında gerçekten çok yanlış uygulamalar vardı. Çok böyle hatır hatır agresif uygulamalar anlatılmış ama eğer bu tarz sert yöntemlere başvurursanız onların görünümünü daha kalıcı hale getirirsiniz ve daha görünür olmasını sağlarsınız. Dolayısıyla özellikle çilek bacak, tavuk derisi görünümünden kurtulmak istiyorsanız yapacağınız bütün bakımların çok nazik bir şekilde olması gerekiyor. Bu nazik bakımları sağlarken de bizim en büyük yardımcımız kabak lifi. Özellikle bu sabunlu olanlardan kullanabilirsiniz. Aynı zamanda nem verdiği için ve duş jeli görevi gördüğü için sizi daha çok rahatlatabilir. Çünkü bir soyucu işlem yapmamız gerekiyor. Birazdan anlatacağım detayları. 3 aşamalı bir bakım uygulamamız gerekiyor ve bu 3 aşamalı bakım sizi gerçekten rahatlatacak, daha pürüzsüz görünmenizi sağlayacak. Peelinglerden yardım almamız gerekiyor ama öyle koca taneli, iri granüllü peelingler ve hatır hatır yapılan kese işlemleri maalesef daha çok zarar veriyor. O yüzden mikro granülleri olan nazik peelingleri seçmeniz gerekiyor. Ve tabii ki bizim kimyasal peelinglerden, alfa hidroksi asitlerimiz var ya ya da AHA, BHA serumlarımız var ya, onlardan destek almamız gerekiyor bu durumu tedavi edebilmemiz için. Alfa hidroksi asitler, beta hidroksi asitler gerçekten çok işe yarıyor ve nazik bir şekilde derinize soyma işlemi yaptığı için görünümünü azaltmanıza yardımcı oluyor. Son olarak en önemli yardımcımız iyi içerikli, zengin içerikli, bu durumu yatıştırmaya yönelik bir nemlendirici seçmek. Bu nemlendiricileri seçerken de hafif yapıda olanlar değil de birazcık daha yoğun kıvamlı, balm kıvamı ve içinde mutlaka üre olanları tercih ederseniz eğer, çok daha etkili sonuç alacaksınız ve bazı uygulamalardan ve bazı içeriklerden uzak durmamız gerekiyor. Mesela tüylerinizden kurtulmak için tıraş bıçağı kullanıyorsanız onu unutun. Onu kullandığınız süre boyunca asla tavuk derisi görünümü ve çilek bacak görünümünden kurtulamıyorsunuz. Maalesef bazı epilatörler yine aynı duruma yol açıyor ve sizin zaten mevcutta bir tavuk derisi görünümünüz varsa eğer, daha çok görünür hale getiriyor, daha çok kızarıklıkları ortaya çıkarıyor. Bazı epilatörlerden de uzak durmanız gerekiyor. Çok üzgünüm ama ağda da buna yol açıyor. Tüylerinizden kurtulmanız için en iyi yöntem lazer. Bunu yaptırırsanız zaten tavuk derisi görünümünü, batıkları da bir nebze azaltmış oluyorsunuz. Özellikle banyoda uzun kalma alışkanlığınız varsa, artık derinizi koruyucu bir takım materyalleri de yok ediyorsunuz, derinizi iyice kurutuyorsunuz, kendini beslemesini engellediğiniz için çok uzun ve sıcak suyla yapılan banyo, duşta
maalesef buna neden oluyor. O yüzden ılık suyla daha kısa tutarak yaparsanız eğer temizlenme işleminizi daha etkili olacaktır. Son olarak bronzlaştırıcı kremler. Özellikle daha bronz, pürüzsüz görünmek için bazı kremler uyguluyoruz, bazı losyonlar uyguluyoruz ya. Eğer sizde tavuk derisi görünümü varsa bu tarz ürünleri kullanmamanızda yarar var. Sizin kıl köklerinizin, gözeneklerinizin daha fazla tıkanarak daha belirgin hale gelmesine yol açıyor. Ve onlar biliyorsunuz koyu içerikli ürünler olduğu için sizin zaten açıkta olan belirgin gözeneklerinize dolup daha siyah nokta nokta, sanki kıl kökleri varmış gibi görüntüye yol açıyor. O yüzden birazcık bronzlaştırıcı losyonlardan ya da bronz görünmenizi sağlayan içeriklerden uzak durmanız gerekiyor. Bu durumla karşı karşıyayız. Ne yapacağız? Kozmetik yöntemlerle, kozmetik bakımlarla çözebiliyoruz bunu. Ama bakımları bıraktığınız anda tekrar normale döneceğinizi unutmayın. Çünkü kalıcı bir tedavisi yok. Ancak bu bakımlarla yatıştırıp bakımları devam ettirdiğimiz sürece pürüzsüz görüntüye ulaşabileceğimizi unutmuyoruz. Öncelikle şunu yapacağız. Nazik soyma işlemi yapmamız gerekiyor. Bunun için isterseniz atkılı fırça kullanabilirsiniz. Eğer bu size sert geliyorsa ve haşır huşur uyguluyorsanız onu bir kenara bırakalım. Kabak lifli sabunlar var biliyorsunuz. Ben son günlerde sıklıkla gösteriyorum ve kendi rutinimden asla ayırmıyorum. Çok bastırmadan, çok zarar vermeden hafif hafif masaj yaparak onu uygularsanız ölü derileri teninizden uzaklaştırabilirsiniz. Mikrogranülleri olan peelingler kullanabilirsiniz. Yani fiziksel peelinglerden bahsediyorum. Mesela Body Shop'un ki, Bomb Cosmetics'in, Sephora Collection'ın bunların mikrogranüllü peelingleri var. Bunlara bakabilirsiniz. Bunlarla her duşta özellikle tavuk derisi görünümü olan bölgelere masaj yapar gibi uygulama yaparsanız eğer ölü derilerinizden korunmuş olacaksınız. Birinci yöntem bu. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra bizim kimyasal peeling işlemi uygulamamız gerekiyor. Mesela alfa hidroksi asitlerden, yani glikolik asit gibi, laktik asit gibi içeriklerden destek alabiliriz. Beta hidroksi asit kullanmamız gerekiyor. En güzel biliyorsunuz salisilik asit. Bundan destek alabilirsiniz. Ben bunu size daha önceden de vücutta çıkan sivilceler için de önermiştim. Yüze kullandığınız gibi vücudunuza da kullanabiliyorsunuz. En yaygın, en kolay bulabileceğimiz ve içeriği en düzgün olan buydu. Nibenfeb'in salisilik asit içeren toniğini uygulayabilirsiniz sonrasında. Alfa hidroksi asit hem beta hidroksi asit ayrı ayrı uygulamak istemiyorum diyorsanız Purist Solutions markasının %5 glikolik asit içeren AHA BHA toniği var. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu ikisi bu konuda en çok işe yarayan ürünler. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. İkinci yöntem olarak da kimyasal peelingimizi uyguluyoruz. Duştan çıktıktan sonra yapabilirsiniz bunu. Ve sonrasında arayı çok uzun tutmadan, yani duştan çıktıktan sonra nemli cildinize anında nemlendirici uygulamanız gerekiyor. Ve bu nemlendiricinin içeriğinde üre olmasına çok çok dikkat edin. Özellikle sizi yatıştıran, derdinize derman olan nemlendiricilerin içeriğinde üre olması gerekiyor. Ben baktım piyasada içeriğinde en iyi, yani üre içeren en iyi nemlendiriciler, vücut nemlendiricileri Isana markasında var. Isana Med olması gerekiyor serinin adı ve Babe'de var. Bunları alabilirsiniz. Hatta Babe'de size özel bir seri var. Bakabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Babe'de çok güzel, güvenilir markalardan bir tanesi. Ama uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız Isana'ya bakabilirsiniz. Rossmann'larda kolaylıkla bulabiliyorsunuz. İçinde %10 oranında, %5 oranında üre içerenler var. Bunlar sizi yatıştıran ürünler. Bunlardan tercih ederseniz eğer ve nemlendirme işlemini gün içinde 3-4 kere tekrar ederseniz derinizin daha pürüzsüz görünmesine, o tavuk derisi, çilek derisi görünümünün azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Hatta vücut nemlendiricilerinizi alırken içinde laktik asit olan, üre olanları özellikle seçmeye çabalarsanız çok çok işinize yarayacaktır. Bir başka yöntem, katı halde satılan ve organik, içeriği tertemiz, içinde katkı maddesi olmayan bir Hindistan cevizi yağı bulabiliyorsanız eğer o katı haldeki haliyle duşta kendinize masaj yapar gibi uygulayıp bir süre bekletip, yani çok uzun süreye gerek yok zaten, saçınızı başınızı yıkarken o sırada vücudunuzda kalabilir. Sonrasında durularsanız eğer derinlemesine nemlendirerek de duştan çıkmış olursunuz. Hatta vücudunuzda hiç çatlağınız yoksa, yani eğer 16-17 yaşlarındaysanız, daha genç
yaşlardaysanız veya ileri yaşlardasınız ama çatlaklarınız olabileceğinden de korkuyorsanız sizler de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Saf, organik, katkısız Hindistan cevizi yağı katı halde olan, çatlakları önlemede de en iyi besleyici nemlendiricilerden bir tanesi oluyor. Onu da kullanırsanız eğer çok büyük etkisini göreceksiniz. Çok yeni hamileyseniz, ilerleyen zamanlarda karnınızın çatlamasından endişe ediyorsanız, hamileliğinizin ilk anından itibaren karnınıza düzenli aralıklarla Hindistan cevizi yağı da uygularsanız tabii ki doktorunuza danışmayı unutmayın. Çatlakların da önüne geçmiş olursunuz. Konu çatlaklar değil ama aklıma gelmişken burada onu da size söylemek istedim. Ben birkaç tane ürün göstereceğim size. İlla bunların olması gerekmiyor tabii. Mesela Nipenfep markasının şöyle glikolik asit içeren peelingi var. Soyma işlemi yapmak için bunu da kullanabilirsiniz. Bu yüze kullanacağınız bir ürün ama yani tavuk derisi görünümü kollarımızda, bacaklarımızda olunca inanılmaz rahatsızlık veriyor. Gayet alıp vücudunuza da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Nipenfep markasının yine salisilik asit içeren temizleyicisi var. Duş jeli yerine bunu kullanıp ama sonrasında nemlendirme adımını atlamamanız gerekiyor. Bu da ciddi oranda sizi yatıştırıp daha pürüzsüz görünmenizi sağlayacaktır. Elinizin altından düşmemesi gereken zaten ikinci adımda kullanacağımız ürün. Bunlardan birini seçin. Hangisini kullanmak istiyorsanız seçebilirsiniz. Ve tabii ki nemlendirici uyguluyorsunuz. Sonrasında ilerleyen günlerde yavaş yavaş azaldığını ve görünmez olduğunu fark ediyorsunuz. Yani daha pürüzsüz göründüğünü göreceksiniz. Bunları uygularsanız hızlı bir şekilde tavuk derisi, çilek bacak görüntüsünden de kurtulmuş oluyorsunuz. Ben araştırmalarım sonucunda en doğru bakım yönteminin bunlar olduğunu gördüm. Sizlere de anlatmak istedim. Sizin bildiğiniz başka yöntemler varsa eğer videonun altına yazarsanız bu durumla karşı karşıya olan kişilere de rehber niteliğinde olur. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben her cuma saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram adım ojemrujimrimelim. Orada çok başka paylaşımlarım oluyor. Sürprizlerim oluyor. Onları da kaçırmanızı istemem. Beni oradan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.